Öğrenmekte zorluk çektiğimiz şeyler için kendimizi ne kadar zorlamalıyız? Ya mesela demiş ki arkasına anneannem 65 yaşında bir İtalyanca öğrenmek istiyor. Turuna bakma zorunluluğuna rağmen. Ya ona Wow. da herkes bu saatten sonra boş ver diyormuş. Aynur Hanım, önce anneannenizin bir ellerinden öpün. 65 yaşında İtalyanca öğrenmek istiyorsa efendim başımızın tacıdır. Çünkü 65 yaşında çoğu insan en büyük faaliyeti mezar yeri neresi olsun, aile kabristanına mı gidelim falan diye bakmaya başlıyor. Onu yapmadığı için kendisini çok tebrik ediyoruz. Zira öğrenmenin yaşı yok, öğrenmenin cinsiyeti yok, öğrenmenin yeri yok efendim. Her zaman her şey öğrenilebilir. Ama şimdi insan beyni işte hep anlatmaya çalıştığımız gibi bilgisayar modunda ya da bilgisayar mantığıyla çalışan bir şey olmadığı için ona böyle bilgisayara teper gibi bilgi tepemiyoruz. Yani öğrenme sistemi pek öyle çalışmıyor. Beyin bir hayatta kalma sistemidir. Yani hayatta kalmayla ilişkili olmayan şeyleri öğrenmez. Ne yaparsanız yapın onları kaydetmez. Yani bir şey öğrenmek için onun hayatta kalmanıza destek olması, hayatınızı daha iyi yapacak olması noktasında bir eminlik, bir istek, bir arzu olması lazım ki beyin onu emerek öğrensin. Buna işte yabancı dil öğrenme konusunda hep okulda öğretemiyoruz ama Almanca konuşan birini bulanlar hemen Almanca öğreniyor falan diye anlatıyoruz Hazal Hanım. Bilmiyorum yani. Onu çok şey yapıyoruz. Böyle yabancı dilde konuşan birine gönlünü kaptırdığında niye öğrenirsin? Çünkü o zaman onunla ilişki kurmak, iletişim kurmak hayatın en önemli şeylerinden bir tanesi olur ve beynin öğrenme kanalları açılıverir. Bir de yani bu işin duygusal tabana oturma, beyin için önemli addedilme kısmıydı. Bir de öğrenmeye çalıştığımız şeyin arzu, istek ve yeteneklerimize ya da var olan efendim hayat yapımıza biraz uygun olması gerekiyor. Mesela şimdi ben bu saatten sonra tabii ki basket oynamayı öğrenebilirim. Ama tutup da NBA'de ben işte sayı kralı olacağım diye bunu da çok söylüyorum. Bu üçüncü kez falan söyleyişim bir NBA moduna gireceğim ben muhtemelen. Allah söylettiriyor sürekli. Sayı kralı olacağım diye çok kasarsam ancak kendime eziyet etmiş olurum. Şimdi yaş belli, baş belli, boy belli, poz belli. Dolayısıyla hayatta bu kadar büyük değişiklik yapmamı gerektirecek bir şeyi öğrenmeye ve onda ustalaşmaya çalışmam çok makul ve mantıklı olmayabilir. Ama eğer gerçekten öğrenmek istiyorsam herhangi bir şeyi, onu öğrenmemin önündeki engelleri kaldırma noktasında metodik bir çalışma yapmam gerekir. Öğrenmek istediğim şeyle öğrenme sistemim arasında bir engel yoksa zaten beyin bir öğrenme cihazıdır ve otomatik öğrenir ama ne şartta istiyorsam gerçekten. Ama eğer öğrenemiyorsam bir iki ihtimal vardır. Ya arada engeller vardır, bir sorun vardır, onu aşmanız gerekir. Ya da gerçekten istemiyorsunuzdur ya, istiyorum zannediyorsunuzdur onu. Şimdi okuldaki öğrenme genel olarak böyle oluyor. Mesela diyor ki ben diyor hocam mesela diyor matematiği çok seviyorum, coğrafyayı çok seviyorum, öğretmenim bir türlü öğrenemiyorum diyor. Mesela coğrafyayı seviyorum diyen arkadaş aslında coğrafyayı sevmediğini ikna etmeye çalışıyorsun. Yok yok ben aslında çok seviyorum, çok ders dinliyorum, şöyle okuyorum. Onu şöyle ispatlıyoruz. Mezun olduktan bir yıl sonra o coğrafyanın C'sini hatırlamıyor. Çünkü sevdiği için değil de bizzat hani çalışabildiği ders olduğu için muhtemelen ona yumuluyor. Orada skor yapmaya çalışıyor falan. Yani beyni o bilgiyi öğrenmek için değil, o sınavı geçmek için o mevzuları öğrenmeye çalışıyor. Bu dünyada her şey adalettedir yani. Sen sadece sınava kadar aklında kalacak şekilde öğreneyim diye işten dua edip duruyorsun. Beynin de onu yapıyor. Sınava kadar tutuyor sonra unutuyorsun gidiyor. Bu işin yaşı, yeri, cinsiyeti dediğim gibi yok. Ama insanın en zorlu kısmı bir şeyi öğrenmesi değil, içindeki gerçek yönelimi, arzuyu, isteği keşfetmesi meselesidir. Yani kendini tanıması diyoruz biz buna. Şimdi birçok şeyi çok arzu etsek de tam potansiyeliyle yapamıyoruz. Oralarda tam ustalaşamıyoruz. Bir türlü ilerleyemiyoruz. Mesela enstrüman eğitiminde biz bunu çok görürüz. Yani böyle bir gazla başlar çocuklar, gençler. Alırlar gitar, piyano, flüt neyse bir şey. Böyle bir kaptırırlar. Hatta bazı bayağı hızlı ilerler. Yani böyle yer gibi götürür onu. Fakat bir yerden sonra mesela bir dururlar. Sonra bir vazgeçerler ve sonra da tamamen bırakırlar. Birçok gencimizde mesela bunu biz çok yaygın olarak görüyoruz. Orası neresi diye baktığında yani nerede bu insanlar bırakıyorlar? Öğrenme eğrisinde nerede sıkışıyorlar diye baktığında ilginç bir şey görüyorsun. Bizim şimdi herhangi bir becerideki gelişimimiz, bu dil olsun, enstrüman olsun, konuşma olsun hiç fark etmez. Böyle bir artan bir çizgi izler ama böyle düz ve yumuşak değildir. Zıplamalar içermelidir. Yani bazı yerde bir zorluğa denk gelirsin. O zorluk seni biraz böyle düşürür gibi olur. Yani zorlar seni. Ama orayı aştığında böyle daha dik bir beceri kazanım eğrisiyle ilerlersin. Bizim genellikle bıkıp bıraktığımız yer ya öğrendiğimiz konunun kendisiyle ilgili ya da öğrenme metoduyla ilgili bir sorunla karşılaştığımız zamandır. Bir meydan okuma, bir zorluk, bir engebeyle karşılaşınca birçok insan özellikle günümüzde hani her şeyin hazır gelmesini seven insanlar var ya böyle. Hocam şunu bir söyle de bilelim falan. Hap bilgi ver bana. Ben
idare edeyim, 10 adımda gideyim mutluluğa falan. Öyle bir zamanda yaşadığımız için zorlamalara çoğu zaman direncimiz düşük oluyor. Çünkü zorlamaya direnmek, yani sebat etmek, orada istikrarlı bir çalışma sergilemek biraz beyin terbiyesi işi yani. Bu konuda daha önceden beynin terbiye edilmiş olması lazım. Dolayısıyla öğrendiğimiz herhangi bir şeyde, öğrenmekte olduğumuz herhangi bir şeyde, karşımıza zorlu bir yokuş çıktığında eğer ondan vazgeçme, bıkma eğilimi gösteriyorsak odaklanmamız ve zorlanmamız gereken yer tam olarak orasıdır. Orada işi gücü bırakacağız. Mesela benim gitarda 3-4 kere başıma gelmişti. Ta üniversitede çok meşhur gitarist olacaktım. Öyle hayallerim vardı o zaman. Çaldım. Mesela normal bir tımır tımır yapmak kolaydı ama sonra o zamanlar işte shredder dediğimiz gitaristler vardı. Böyle hareketler yapıyorlar. Şimdi onları çalışıyorum böyle ama tabii parmaklar o zaman açılmıyor. Kütük gibi işte o adamların yaptığına bakıyorsun, insanüstü geliyor. O zaman tabii internet falan yok. Bir böyle fotokopiyle çoğaltılmış bir gitar kılavuzu vardı. Orada bir tane egzersiz buldum. Şeyi de bilmiyorum. Tablature derler gitar çalanlar. Yani nota gibidir ama gitarda nereye basacağını gösteren şemalardır onlar. Nokta nokta gösterir. Şuraya bas, buraya bas. Ben o şemalar üzerinde, ya önce şemaları bilmiyorum. Önce şemaları okumayı öğrenmem gerektiğini fark ettim. Deliler gibi 1-2 hafta o şemaları, işaretlerin anlamlarını falan öğrendim. Kolaydı zaten. Sonra bir tane partisyon aldım ve bu partisyon Yngwie Malmsteen'in Trilogy Suite Opus 5 diye bir parçası var. Onun giriş bölümü. Çılgın bir şeydir. Yani son derece hızlı bir gitar parçası. Mümkün değildi onu çalmam. Bunu fark ettiğim zaman dedim ki aga ben bunu çalacağım. Bakın burada şu anda gitarist değilim, dikkatinizi çekerim. O günkü psikoloji ne? Ben bunu çalmayı çok istiyorum. Onu çalmam imkansız gözükmesine rağmen ben bunu yapacağım. 2-3 hafta çalıştığımı hatırlıyorum ama yani o nefessiz bir çalışma bu. Ders yok, yemek yok, içmek yok, hiçbir şey yok, okula gitmiyorum. Evde mümkün olduğunca hır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 
sonra bir iki kez çaldım falan böyle. Önce çok hoşuma gitti tabii. Bu şarkının bir ileri kısmı var. Arpeggio dediğimiz bir bölümü var. O bölümü çıkarmaya çalışırken aklıma şöyle bir şey geldi. Ya ben bir önceki bölümü çıkarttım. Bana ne faydası oldu Allah aşkına? O kadar uğraştık. Hiç de onun gibi çalamıyorum. İçime bir sıkıntı geldi. Ve çok daha kolay olan ikinci arpeggio bölümünü bugüne kadar hiç öğrenemedim. Çünkü zihnimdeki bir anahtar kapandı. İlk bölümdeki çalışma azmim yerini şüpheye bıraktı. Zaten bu tip şüpheler yüzünden insanlar bu tip işlerde ilerleyemiyorlar. Arkadaşlar, azim ve kararlılık çok istediğiniz bir şeyin sizden talep ettiği ücrettir. Çok istediğiniz bir şey varsa sizin ona azim ve kararlılık ödemeniz gerekir. Yoksa o şeyi alamazsınız. Öğrenmek istediğiniz bir şeye gerçekten azim ve kararlılık göstermeniz lazım ama neyi öğrenmek istediğinizi bilmek için de biraz denemek, yanılmak, onun bir tadına bakmak, lezzeti hoşunuza gidiyorsa devam etmek, gitmiyorsa bırakıp başka bir şeye başlamak gibi çözümleri öneririm. Her şeyi öğreneceğim diyen hiçbir şey öğrenemez. Muhakkak kendimize uygun ve işimize yarayacak, yani hayat planı içerisinde yapmak istediğimiz şeyleri öğrenmeyi öne almamız lazım. Bunun için de Açık Beyin'de hem kendi Instagram kanalında hem Açık Beyin'deki eğitimlerinde bu konuyu bol bol anlatan Mustafa Acungil'i ve Çevik Yaşam'ı takip etmenizi öneririm. Bu zamanın şartlarında Çevik Yaşam hani böyle zorlu süreçleri, uzun vadeli süreçleri kısa vadeli planlarla gayet güzel yapabilmeniz için size bir yöntem sağlayacaktır. Hayırlısı olsun. Hepiniz hocam, yapın inşallah. Bir de bunun yanına şöyle altta gelen birkaç yorumdan istinaden eklemek istiyorum. Yorumlardan birinde geç kalmışlık hissiyle bir şey yapamıyorum. Hani çok fazla yapılacak şeymiş gibi oluyor öğrenmeye başlamaktan. Hani o düşünceden dolayı harekete geçemiyorum. Hepsini yapacağım diye. Bunlar da öğrenmenin veya başlamanın önüne geçen şeyler. Ama sizin dediğiniz gibi geç kalmışlık hissinden ziyade keyif hissine bakılınca ötekileri elimine edip onu sevebilmeye, onunla uğraşabilmeye devam edebiliyoruz. Ya dedim ya, bak ben bugün biraz rahatsızdım. Bak o kadar işim var, gücüm var. Sırf yani kendimi daha iyi hissedeyim diye. Bak amfi hala burada açık duruyor. Kapatmamışım. Gitarı aldım, taktım amfiye. Aha bak amfiyi göstermişti. Amfi burada duruyor. Bak şu toraman, şu gördüğünüz. Aldım onu. Tıngır mıngır bir çaldım. Ne virtüöz olmaya niyetim var ama kafaya da bir şey taktım. 15 dakika onunla uğraştım. Ağzımda bir melodi vardı kafamda yani. Onu çalayım diye uğraştım. Şimdi bu ya benim için bakarsan vakit kaybı ama ruhum için bakarsan müthiş rahatlatıcı, masaj gibi bir şey. Dolayısıyla her şey pragmatist olmak zorunda değil. Hayatın tadına bakın arkadaşlar. Kendinizi bir Hatay sofrasında gibi düşünün. 45 çeşit meze var. Hepsini yiyemezsin, patlarsın. Onun tadına bak, bunun tadına bak. Yavaş yavaş ye, güzel güzel ye. Ama ana yemeğe de yer bırak kardeşim. Yani gelsin böyle güzel kebabı da bir gömçür. Bu işin tadına var. Özür dilerim Azal, kebap dedim. Aslında vegi kebaptan. Hiç önemli değil.